kadınımıza biraz da geçelim. Kadınlığına sahip çık, şöyle göstereyim. Daha yeni çıktı değil mi? İki ay oldu. Enteresan, kadınlığına sahip çık diyorsunuz. Kadınlığımızı yaşamıyor muyuz, sahip çıkmıyor muyuz ki kadınlığınıza sahip çık diyorsunuz? Evet. Biraz anlatır mısınız? Niye yazdınız bu kitap, neden var? Tabii. Şimdi bu aslında bütün anlattığım dönüşüm programlarının yanında benim için kalbime en yakın diye ifade ettiğim dönüşüm programının da bir çıkması. Şimdi biz kadınlar olarak özellikle yine şehir hayatının içerisinde, modern hayatın içerisinde güçlü kadın olma, süper kadın olmayı çok güzel becerdik. Çok güzel yaptık. Şimdi bu bizi iş hayatında belli bir takım yerlere de getirdi. Bunun ben rakamlarını da zaman zaman hem eğitimlerde vesairelerde de paylaşıyorum. Gerçekten Türkiye'de özellikle GMY seviyelerinde kadınlar, GMY yani üst düzey genel müdür yardımcısı vesaire seviyelerindeki kadınların biz bugün OECD ülkelerinden daha yüksek olduğu %12'lere varan seviyelere geldiğini görüyoruz. Bu çok güzel bir işaret değil mi? Ama istihdam da düşük ama yönetim kademesinde. Evet, istihdam oranları yine de istenen hala düzeyde olmasa da. Evet. Şimdi bu yukarıya doğru gidişat bir taraftan bizi çok güçlendiren bir gidişat olmakla beraber gözlemlenen dünya çapında şu ki o yolda biraz biz kendimizden ödünler vererek erozyona uğramaya başlıyoruz yetkinliklerimiz bazında. Ne tür erozyonlar? Ne demek istiyorum? Şimdi biz aslında dişil yetkinlikler olarak yani bir kadının taşıması gereken yetkinlikler olarak yaratıcı varlık. Süreci iyi yönetebilen varlıklarız. Hümanistik tarafımız yani insana dokunan tarafımız, empati gücümüz çok daha yüksek. Bir kurumda kadın sayılarının artırılması sağlanırken aslında bu yetkinliklerin görünmesi bekleniyor, arzu ediliyor. Hı. Neden? Bir kadın olarak bu faydayı kuruma yaratsın diye. Ve fakat yukarıya doğru giderken şu çok net gözlemleniyor ki o güçle beraber biz farkında olmadan bilinçaltımızdaki bu sefer ataerkil kodlamalardan dolayı ki son 5000 yılın kodlamasıdır bu. Biz erilleşmeye başlıyoruz. Yani süreç yönetimini bir tarafa bırakıp biz de sonuca doğru yönelmeye başlıyoruz. Yani erkekleşiyoruz. Erilleşmeden kastımız. Bu sefer erilleşmeye başlıyoruz. Oysa ki bizim örnek verelim. Ben bir müşteri deneyimini yöneten bir birey isem, lider isem süreç yönetimini asla ve asla iyi yönetebilen, gözlemleyen, bakan bir lider değil isem bahsettiğim pozisyonda zorlanır olmaya başlıyorum. Oysa ki bir birey, bir lider dişil yetkinliklerin ne olduğunu, eril yetkinliklerin ne olduğunu, kendinde bunun dengesini nasıl bulması gerektiğini eğer bilir ise, yani eğer bu bir kadın ise, kadınlığına sahip çıkıp dişil yetkinliklerine sahip çıkar ise o noktada hem iş hayatında başarılı, mutlu, sevilen, sayılan bir lider oluyor. Ev hayatında da aslında dengeyi ilişkisi içerisinde yaşayan bir kadına dönüşüyor. Biz yukarıya doğru çıktıkça erilleştiğimiz için daha fazla dominant, daha fazla kontrolcü, daha fazla manipülatif olmaya başlayıp bunu 360 derece bütün etkilerinde iş hayatı ve öz hayatımızda görüyoruz. Bunların ne zararı var? En büyük zararı kadının kendisine. Çünkü bedenen ve fiziksel olarak yorulan ve kendi bedeninde erilleşmeyi taşıyan kadın, istatistik sonuçlar bunu gösteriyor ki çok fazla fiziksel rahatsızlıklara tansiyon, şeker, kalp, tiroid, göğüs hastalıkları, cinsel organlarda rahatsızlıklar, sırt beden ağrıları, kuyruk sokumu ağrıları, omuz ağrıları. Erkek gibi davrandığınız için bunlar yaşanıyor. Evet, çünkü güç kazanmaya çalışırken kendi yetkinliklerimizi bir tarafa bırakıp unuttuğumuz için, yaşamadığımız için. Ben bunu mesela eğitimlerde, seminerlerde, konuşmacılık programlarında da, söyleşilerde de hep anlatıyorum. Biz duygularımızı yaşamayı unutuyoruz. O kadar eylemsel olmaya başlıyoruz ki kadın olarak bu sefer duygularımızı ifade etmek bize zayıflık gibi gelmeye başlıyor. Oysa ki ben bir üst düzey yöneticimle, genel müdürümle bu konu beni rahatsız etti, bu konu beni üzdü kelimelerini kullanabilirim, bu bir zayıflık değil. Oysa ki güçlü kadın gözükme ve bir nevi o noktada kalmak, varlık sürdürebilmek için ben bunlardan ödün vermeye başlıyorum. Ödün verdiğim İçimize her şey, atıyoruz. İçime atıyorum. İçime attığım her şey ifade güçlüğümü zayıflatıyor. İfade eksikliğimi yaşadığım her şey bu sefer ruhsal anlamda bir sıkıntı yarattığı için
bedensel anlamda da sorunlar, rahatsızlıklar yaşatmaya başlıyor. İşte orada da diyoruz ki modern hayatın erilleştirdiği kadınlıktan özgün ve dişil erdem ve yetkinliklerine ulaşan kadınlara dönüşmeyi tekrar istiyorsak, o zaman diyoruz pozitif bilge kadınlar yolculuk programına beraber çıkalım diyoruz. Yolculukla beraber çıkalım diyoruz. Pozitif bilge kadınlar programı. Evet, aynen öyle. Nedir bu program? Ne yapıyorsunuz? Bu programda aslında yine kadınların bu girdiği noktayla ilgili önce bir onlara bir ayna tutuyoruz. Neden biz buraya geldik? Onu bir, yani kadınlığın evriminden epeyce bir bahsediyoruz. Sonra o farkındalık oluştuktan sonra gerçekten potansiyelimizde olan o dişil yetkinlikleri tek tek çalışıyoruz. Yani biraz önce örneğini verdim. Yaratıcılık çalışıyoruz, süreç yönetimi çalışıyoruz. Özellikle yine dişil yetkinliklerin başlarında gelen konulardan bir tanesi olduğu için empati gücümüzü, duygusal ifade gücümüzü, dişil iletişimi, dişil yönetişimi çalışmaya başlıyoruz. Ve sonra da iş hayatının da getirdiği, yine zaman zaman kullanmamız gereken eril yetkinliklerle bunları dengeliyoruz. Yani tamamen onları yok saymıyoruz. Asla. Asla. Kendi benliğimizi ortaya koyup sonra dengemizi buluyoruz. Bulduktan sonra da ne oluyor? İster istemez bir kesinlikle dengeli bir kadın lider haline geliyoruz. Dolayısıyla etrafımızda da, ekiplerimizde de bu farklılık hemen gözükmeye başlıyor. Bugün beraber çalıştığım pek çok kadın lider bu anlamda bana geri dönüşler sağlıyor. Hem ekiplerinden duydukları geri bildirimlerle beraber, hem de kendilerindeki bu dönüşümün yine 360 derece yöneticileriyle olan ilişkilerindeki dönüşümle, evdeki eş çocuklarıyla ilgili olan dönüşümlerinde ne kadar fayda sağladığıyla ilgili beni besliyorlar. O faydalardan birkaç örnek verebilir misin? Tabii. Sen şöyleymiş, şöyle olmuş diye. Tabii. Örnek verelim. Şimdi iş hayatında ne dedik? Erilleşen kadınlarda gözüken özelliklerin arasında kontrolörlük, dominantlık devreye girmeye başlıyor. Yani sürekli bir şeyleri kontrol etme vesaire. Şimdi iş hayatında böyle gelen kadın bu sefer ne yapıyor? Aynı şeyi eşine uygulamaya başlıyor. Çocuklarını uygulamaya başlıyor. Şimdi çocuklarının üzerinden bu gereksiz kontrolü yavaş yavaş çektiği zaman çocuğu da rahatlıyor. Birey olmaya başlıyor. Şimdi biz o kadar dominant, süper anne profiline bürünmeye başladık ki bu sefer yetiştirdiğimiz çocuklar da, kız da ayrı bir rol model olmaya başlıyoruz. Yetiştirdiğimiz kız çocuklar da bu şekilde bir model olmaya başlıyor. Bu sefer erkek çocuklar da bu kontrolün içinde bir annelikle beraber dolayısıyla gerçekten olmaları gereken yetkinliklerden uzaklaşmaya başlar. Çünkü nasıl olsa bir kontrolör anne var. O yüzden aslında çocuklarımıza da zarar veriyoruz. Zarar veriyoruz farkında. O kontrolü gevşetiyor musunuz verdiğiniz eğitimde? Dengeliyoruz. Hı. Yine aynı şekilde. Hep bizim burada kilit kelimemiz, hep dengeleme. Söylüyorum, dengeleme. Dengemizi bulmak. Çünkü biz dengemizi bir takım sebeplerden dolayı kaybediyoruz. O dengemizi buluyoruz. Dolayısıyla da kurduğumuz her ilişkide dengeli olmaya başlıyor. Çok güzel. Peki bu kitabı okuduklarında, sizin programınıza katılanlar olacaktır, katılamayanlar olacaktır. Tabii. Uzakta olan, yurt dışında olanlar olabilir. Tabii. Bu kitabı okuduklarında ne kazanacaklar? Niye bu kitabınızı okusunlar? Kadınlığına sahip çık. Evet. Şimdi tabii şimdi herkes kurumsal anlamda benim bu bahsettiğim 4 modülden oluşan bir eğitim programı. Bunu almak gibi bir şansı yok. O yüzden bu kitapta yazıldı ki daha çok insana dokunabilirim. Daha çok insanda, kadında bu farklılığı yaşayabilirim diye. Ben de olabildiğince pek çok yerde söyleşilere ve imza günlerine sadece kurumsal değil, bireysel anlamda da farklı etkinliklere katılıyorum. Bunu yaymak için. Işığı yaymak diyorum ben buna. Bu bir yol haritası. Yani ben bir kadın olarak aldım bu kitabı. Ne kazanırım derseniz işte o kendi içinde kaybettiği dengeyi bulmasına yönelik bir sürü öneri metodoloji var bunun içinde. Resmen aslında o yüzden bir tür rehber edinmiş gibi. Ben hatta olabildiğince samimi bir dille de kaleme aldım kitabı. Sanki ben kişinin yanında ona mentörlük ediyormuşum gibi bir hissiyat yaratması dileğimle kaleme aldım dediğim gibi. Dolayısıyla kitap o yolculuğa kişiyi, kadını sokuyor. Ve kadın? Ve kadın kendi isteğiyle doğrultusunda bu uygulamaları hayatına içselleştirip almasıyla da doğru orantılı olarak dengesini buluyor. Denge bulduğunda da? Denge bulduğunda da aslında gerçekten her ne olmak istiyorsa hayatta, her ne tutkusu varsa bunu yaşayabildiği,
yaşatabildiği, verebildiği ve dolayısıyla onun da ışığını yaydığı bir yolculuğa gidiyor. Çok teşekkür ederim.